Efendiler çok hoş geldiniz. Birbirinden değerli dört konuğum var, takdim ediyorum. Tarık Ünlüoğlu, oyuncu, etkili bakışları, sert ifadesi var. İsterse güldürüyor, isterse ağlatıyor. Tarık Ünlüoğlu, oyunculuğun kerametinde ne var anlatmak üzere bu gece konuğumuz oluyor. Sabina Tozia, oyuncu. Makedonya, Üsküp, Yugoslavya derken son olarak Türkiye'de seyirci karşısında. Uluslararası bir oyuncu olmanın sırrını anlatmak üzere Sabina Tozia bu gece konuğumuz oluyor. Kenan Çoban, oyuncu. İsterse ağır abi olur, isterse seyirci gülmekten kırar geçirir. Kenan Çoban karakter oyuncusu mu yoksa her role bürünebilir mi açıklamak üzere bu gece konuğumuz oluyor. Yunus Emre Yıldırımer, oyuncu. 12 yaşında oyuncu abisi Yetkin'i görünce aklındaki tek şey onunla meslektaş olmaktı. Peki oyuncu olmanın nesi bal kaymaklıktı? Yunus Emre Yıldırımer bir özet için bu gece konuğumuz oluyor. Mesut Yar'la Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Ozan Konağı çok teşekkür ediyoruz bu enfes sunumu için. Nasıl enfesse yani. Hiçbir şey almadım Tarık abi. Tarık abi şimdi Ankara Devlet Tiyatrosu var. Kaç sene o? 43. Evet. Bir de İstanbul Devlet Tiyatrosu var. Yani her ikisinde de. Hepsi beraber 43. Çok enteresan. İkisinin bir disiplin farkı var mı iki tiyatronun? Yani Ankara Devlet Tiyatrosu'yla İstanbul var, Devlet Tiyatrosu'nun. Bir defa biri İstanbul'da biri Ankara'da. Bir kere bir coğrafik fark var. Tamam. Tabii. İki yani tabii esas kökler orada yeşil Ankara'da ya. Tabii. Hı hı. Bir de ben emekli oldum tabii. Oldu mu? 2 yıl önce tabii. Hiç göstermiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok zarifsin. Yo, Mesut'cum çok. Senin yaşa takılmanı bekliyordum ben abi. Daha çok kesin emekli kişisin. Evet, sağ ol. Ha, emekli olunuyor. Ya ben hep şeyi merak ederim. Bu şehir tiyatrolarıyla devlet tiyatrolarının arasında bir ekol farkı da vardır diye düşünüyorum. Yani bir oyunculuk farkı, bir duruş farkı, bir stil farkı. Yani. Oluyor mu? Yani çok, ben öyle çok dikkat etmem o şeye. Yani netice olarak tiyatro yapıyoruz. İkisi de sağlam köklü tiyatrolar. İşte giderek maalesef giderek işte eğitimden dolayı iki tiyatroda da düşüşler var. Ama çok enteresan tabii. Enteresan demeyeyim de böyle zamanlarda tiyatrolar birdenbire kafa çıkarırlar böyle sıkıntılı dönemlerde. İyi yani. Şimdi gençler bir defa çok bir sahip çıktılar zaten. Çok hızlılar, çok cabbarlar ve tiyatrolarla uğraşıyorlar ve iyi şeyler yapıyorlar. Anladım. Bu çok iyi bir şey. İyiye doğru gidiyoruz. Tabii tabii. Peki yani çünkü hani ben devlet tiyatrolarında okulun kendisi olduğunu, şehir tiyatrolarında okulun kendisi olduğunu düşünüyorum. Yani sadece konservatuvarla oldum. Bravo. Peki, gayet güzel. Kesinlikle. Öğrenmek bitmiyor. Peki Üsküp'te öyle mi efendim? Makedonya'da öyle mi tiyatrolar? Evet. Makedonya'da şehir tiyatroları daha çok değil mi ağırlıkta? Devlet tiyatroları. Devlet tiyatroları var. Devlet tiyatroları evet. Ağırlıkta. Biz sizinle Türkiye'de buluşmamız Muhteşem Yüzyıl'la mı oldu? Daha önce oynadınız mı herhangi bir şeyde? Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl. Evet. Nasıl buldular sizi? Bilmiyorum. Nasıl buldular bilmiyorum. Anladım. Hareme mi çağırdılar direkt? Bir haremimiz var geliriz konusunda. Direkt evet hareme çağırdılar. Ama haremin nübetçisiydim. Aa, evet. O da önemli şimdi. Harem'e tabii girip çıkan. Evet evet ve Süleyman'ın sitanası. Daha ne olayım diyorsun? Trabzon'dan geliyor. Peki şimdi orayla iletişime geçilirken size gönderiyorlar anladığım kadarıyla senaryoyu. Siz kabul ediyorsunuz ona göre geliyorsunuz. Evet. Öyle geldiniz evet. Yani. Evet. Hoş geldin. hoş geldin. Sevdiniz ama burayı galiba değil mi? Tabii ki sevdim. Şimdi hani eşkıyayı da düşününce bayağı uzun bir zaman oldu. Evet. Kaç sene oldu toplamda? 5 sene gibi bir şey. Alıştınız mı? Evet. Sizin orada çok arkadaşım var benim. Elveda Rumeli Tayfası'nın. Evet. İşte Luran'dır, Filiz'dir, efendime söyleyeyim. Ertan, Erman. Onların hepsi kankamızdır. Siz de kankalarımızın arasına hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Çok tatlısınız. Kenan'cığım sana da aynı şeyi söyleyebilirim çok tatlısın diye. İstiyorsan öyle bak. Yani abicim bana bir söyler misin diye baktım. Kenan senin oyunculukken çok ilginç aslında. Sen gerçekten şeyden mutfakta yetişen birisin. Direkt mutfak işçisi olarak görmüşsün anladığım kadarıyla. 2001 yılında setle başladım. 30. bölümde bir şans diyeyim. Tabii onu senin ne kadar kullanabileceğin, sadık kalabileceğin veya ne kadar emek verdiğine bağlı.
11-12 yıl oldu. 3 yılda eşkıyada böyle gidiyor. Baya baya bir ara Beyaz Karanfil'de de başroldeydin. Evet, Beyaz Karanfil'de başroldeydin. Ayrılık vardı. Rahmetli Sönmez abiyle birlikte. Sen baya baya hani oyunculuk için mi girdin bu şeye, sektöre yoksa? Yok, oyunculuk için girdim. Hayat seni o tarafa doğru. Evet, o tarafa doğru ama elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Büyük üstadlarımızdan çok şeyler öğrendim. Tarık abi de duruyor orada, fark ettim. Evet, bir mazimiz var Tarık abiyle. Tabii biz şeyle, Kurtlar Vadisi'ne beraber çalıştık. Kurtlar Vadisi abi şöyle bir büyük avantaj sağladı. Kenan gibi oyunculara. Çoğunluğu devlet tiyatrolarından gelen zaten usta oyuncular. Sen bir anda okulun ortasına düşmüş oldun. Tabii. Abi bayağı para versen yapamam, biliyor musun? Mutlu musun şimdi? Mutluyum. Her gün ama öğrenmek devam ediyor değil mi? Öğrenmek tabii. Böyle büyük projelerde yer almak beni çok mutlu ediyor. Tabii ki güveniyorlar. ben de elimden nasıl iyi yapabilirim, daha iyisini nasıl yapacağım diye bayağı bir emek verdim tabii ki. Peki neydi yani çocuklukta idealindeki meslek neydi? Yok, genelde hep sporcu olmak istemişimdir. Hep sporla iç içeydim. Belli fizik de var zaten. Antalya'da halı saha işletiyordum. Ankara'da spor salonu işletiyordum. İstanbul'a gelince böyle bir oyunculuk şey başladı. Ve devam ediyor. Yaptığım işi de seviyorum. Buradan da benim birkaç tane halı saha yani... Eski mesleğini özlediysen yani halı saha şimdi gönderirim. Futbol oynayamıyoruz tabii meslekten dolayı. Vakit sakatlık çıkar diye ona özen gösteriyoruz. Olsun, sporu tabii bırakmamak lazım ki yani senin gibi özellikle aksiyon filmlerinin. Sporu bırakınca zaten 12 kilo zayıfladım. Sürekli spor yapıyordum ben. 12 kilo zayıfladım. Abi genelde ters olmaz mı, sporu bırakınca 12 kilo almaz mısın? Evet, ben... Ters bir adamım. 12 kilo zayıfladık. Güzel ya. Ne sporu yapıyordun ki 12 kilo zayıfladın? Vücut falan mı? Halter falan mı çalışıyordun? Yok, genelde yüzüyordum. Tekvando yapıyordum. Ha. Futbol çok oynuyordum. Tekvando yapıyordun yani. Evet. Tamam, ben soruları ona göre dikkatli soruyorum. Sen ne yapıyorsun? Kapattım zaten konuyu. Hoş geldin. Başımın tacısın bundan sonra. Yusuf, sen niye geldin ya? Normal tekvando falan varsa... Yok abi. Onu kafadan söyleyelim. Kenan abiden öğrendiğim kadarıyla. Senin müthiş bir şeyin var. Yetkin dikinciler geliyor, evet, şehrine abi. Ve Yetkin'i izliyorsun ve oyuncu olmaya karar veriyorsun. Ya Diyarbakır'daydım abi ben o zaman. Kültür Sarayımız vardı bizim, devlet tiyatrosu. Annem de sağ olsun bizi böyle hafta sonları tiyatroya götürürdü. Oradan öyle Yetkin abiyi görünce tabii ben 12 yaşındayım. Abi 1.90 boyunda. 1.94 galiba Yetkin. Tabii tabii. Müthiş bir oyuncu. Yani boylu postu. Şeyi izlemiştim ben o zaman, Tarık abi. Shakespeare'in Kısasa Kısas oyununu. Oradayken. Tabii etkilenmemek mümkün değil. Bir de her hafta sonu gidiyorduk. Yetkin abiler de oranın o dönem kadrolu oyuncularıydı. Tabii gönül çok istiyor ama Diyarbakır'daki koşullar, bu işe nasıl gireceksin, nasıl yapacaksın, çok da belirgin yöntem olmayan şeylerde. Tabii yöntem bilmiyorum. Yordam bilmiyorum. İstanbul'a geldikten sonra işte annem diyor ki oğlum bak şurada bir tiyatro kursu varmış, bir git falan dedi. O gündür bugündür yapıyorum abi. Sonra işte konservatuvar okulu falan devam ama etti. Ama ne güzel ya, yani hani evet, kafana taktığın şeyi yapıyor olabilmen. Evet. Yetkin'de haberi var mı Yetkin'in bu şeyi? Söyledim abi. Bir Aksaray'da karşılaşmıştık bir organizasyonda, orada söyledim. Mutlu olmuştuk kesin. Abi yani müthiş bir şey ya. Bak buradan abi duydum. Yetkin abiye buradan sevgilerimizi. Yetkin'in ruhu dolaşıyor şimdi. Ruhu şad olsun. Uzun hayat diliyoruz efendim kendisine. Tarık abi Bal Kaymak filmiyle ağırladık sizi burada. Çünkü eşkıya ile ağırlarsam hakikaten ağır olur. Evet. Dolayısıyla bir Bal Kaymak'ın hemen bir VTR'sine bakalım. Film üzerine bir iki sorumuz olacak. Geldim babaanne. Keçilerin kadar inatçısı. Arının buzbuzundan. Arıların gibi vız gelisin tırz gidesin. Köpek aklımı kaçıracağım. Çocuk burada kalacak. Sana mı saracağım? Eve götüreceğim. Götüremezsin. Götürürüm. Götüremezsin. Belki Allah'a dua etsem bu Almanlar bize vize verir. Bu bizim sırrımız olsun senden. Bak söz veriyorum, kimseye söylemeyeceğim. Gerisinde para verip artık sinemada izlersiniz. Evet. Abi yine komedi filmi. Yani biraz komedi. Dram diyelim. Trajikomik.
Dramatik komik. Yani dram diyelim. Komik de var, dram da var. Her şey var yani. Yok. Ne anlatıyor film? Bal kaymak. Ya uzatmayayım o zaman. Tamam. Balını kaymağını gönderiyorum. Aa, bitti o kadar. Bir kahvaltı filmi yaptınız o zaman. Bir kahvaltı böyle filmi. İşte Sabiha Hanım ben eski bir aşk. Ayrı yerlere düşmüşler sevgi olarak. Talihsizliklerden dolayı. İşte gelen bir torun. Torunun orada yediğinde arkadaş. Asker. Genç sevgililer. Her şey var. Oo, yani bol bir şey. Güzel. Bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. Müthiş. Enteresan, güzel. Sabine Hanım'la mı aşk yaşanıyor şeyde? Vakti zamanında yaşanmış. Vakti zamanında yaşanmış. İşte sonra işte falan filan oluyor. Araya zamanlar giriyor bilmem ne. Size anlatmak istediğiniz bir şey var mı filmle ilgili? Bağlı kaymak diyecek o da. Yani bir yerden girersen çünkü filmin sonu geliverir. Aman abi bir anlıyor musunuz? Sen, yani. Tamam anladım. Anladım. Lütfen. Yani. Özellikle sonunu sormayı severim filmleri ama bunu sormayacağım. Ya, bravo. Başında ne oluyor tam olarak filmin başında? İşte ben kaymak yapıyorum. Adem de bal yapıyor. Siz orada şey yine Makedon bir karakter mi oynuyorsunuz? Yok. Hafif bir şive gördün mü? Türk köyü. Sade bir işte bir şey var ki bir tek ben konuşuyorum bizim şiveyi. Makedon şivesini. Bir tek siz konuşuyorsunuz. Bir tek ben konuşuyorum. Güzel bir hikayesi var ama anlatsın. Komik yani. Nedir onun hikayesi? Ben rol aldığım zaman hoca bana dedi hepsi sizin şiveyi konuşacaklar. Ben de dedim iyi. İyi dedim tamam ben burada öğretmen olabileceğim. Çünkü burada Karadeniz şivesini konuşuyorum. Herkes bana yardım ediyor. Ben işte sete geldik. Herkes her Türkçeyi konuşuyor. Ben de şaştım dedim hocam siz dediniz. Tarık Bey'e soruyorum. Ya. Ben askerliği yapmışım işte İstanbul'da filmde. Hepsi bakıyorum birbirine. Ya ben şive yok. Bir tek ben kaldım. Ben de şiveyi konuşuyorum, bizim şiveyi. Geldim, gittim, üzledim, bilmem. Dedim bitti. Hocam dedim ben yok dedi. Sen onu konuşacaksın. Öyle bir. Üzerinize kaldı. Bir kuriozite oluyor. Tek insan o çünkü. Köyden ayrılmıyor. Biraz da şey gitmiş. Herhalde üzerine kalmışız. Orada yapmış, burada yapmış. Oteki İstanbul'dan gelmiş falan. Köyden ayrılmayan tek insan o. O bakımdan. Ama ben şey dedim bu film için. Bu Türkçe konuşan bir dünya filmi. Güzel. Anladın mı? Yani Türkçe konuşuyoruz ama bütün yani dünyadaki insanların meselelerini dile getiren. Ortak hikayelerini. Yani evet, aşkıyla, üzüntüsüyle, yaşantısıyla öyle bir insan hikayesini anlatıyor yani. Harikulade. Yani zaten gülmeye ve bir dünya hikayelerini dinlemeye çok ihtiyacımız var. Ya. O keyifli. Kerem bu durumda sen kahvaltı masasında zeytini oynuyorsun değil mi? Ben hiç konuşmuyorum. Seni konuşturmadılar mı? Evet. Yapma ya. Bir şey söyleyeyim bak konuşmadan oyunculuk daha büyük bir şey değil mi? Asker karakterini oynuyorum. Gerçekten film boyunca sadece iki tane kelimem var. O da hiç konuşmadan filmi bitirdim. Bir şey söyleyeyim. Abi ne dersin böyle yani iki kelimeyle oynayan oyuncular... Sağlam oyuncular bir değil mi? Bir defa işte o dediği gibi o bindiği at çok güzel bir at. Yani o konuşmuyor ama işte duruyor bir cümle yapıyor. O cümle bir film oluyor yani. Yani öyle bir şey yani. Ya o Kenan da onu çok iyi oynadığı için yani o karaktere çok yakıştı. Çok başarılı bir iş çıkardı. Hocadan tam not aldıysan sıkıntı yok abi. Tabii Kenan'dan. Pacino da öyle yapar. Girer iki kelime eder biter abicim. Tabii. Yani değil mi efendim yani şeyde baba serisine bakınca mesela bazı oyuncular gerçekten iki kelime edip çıkarlar ama öyle hatırlarız yani. Öyledir. Bravo, siz biliyorsunuz bravo. Ya Stanislavski demiş büyük ve küçük rol yok. Büyük ve küçük ve büyük oyuncu var. Tiyatro kuram derslerimizin sonunda geldik. Gayet güzel söylediniz. Gayet güzel. Yunus Emre sen ne yapıyorsun burada? Neydi abi? Ya filmde var mı sen? Yani neydi derken? Burada ne abi? Burada ne işin var Yunus Emre? Abi bilmiyorum. Ne abi? Alır mısınız lütfen? Ben gidiyorum. Tarık abi not veriyor musun bana? Veriyorum. Herhangi bir notu var mı? Var mı?
Var. İstatlar burada. Ne diyorsun abi? 2,5'tan 3 Hiç fena değil. Bak her yerden yetkin ikinciler olmuyor ya. Yani. Yani. Olmaz. Bazen ya. Peki hiç yani bir oyuncu olarak hissediyor musun? Gerçekten büyük isimlerle bir arada. Hani dizleri böyle keza. Bir insan bir tedirginlik hissediyor mu? Ya abi biz bizim için çok büyük bir şans bir kere. Benim de şansım gerçekten çok büyük üstadlarla çalışmış olmak. Tarık abi, Sabina, Kenan abi keza. Ben şundan yanayım, onların hikayeleri bile bize yeter. Bence anlattıkları, hayat hikayeleri bile bize yeter. Onlardan sürekli bir şeyler kapmak, bir şeyler öğrenmek. Çünkü abi bunun bir sınırı yok. Yani şimdi ben 36 yaşındayım. 50'me kadar, 60'ıma kadar bir şeyler öğreneceğim. Küçüklerimden öğreneceğim. Yani bu oyunculuğun çünkü böyle bir şeyi yok abi. Sürekli öğrenmeye açık bir alan. Yani iki kuşaktan da hem gelecekten tabii, hem geçmişten öğrenebiliyorsun. Yani biraz açık olmak lazım o konuda. Ben çok şanslıyım. Bu hususta. Kendi hem devam eden dizi üstünde tabii bal kaymakla da olsun. Yani benim için çok şanslı. Niye böyle eşkıya tayfasını topladı şey film? Şimdi ne diyeyim? Herkes hazır. Eşkıya yönetiyor çünkü. Hikayeyi o yazdı. Ha. Tabii gözünün önünde biz olunca da ben şuna bir şey yapayım. İş kasta zorlanmadı yani. Abi canım. Ya, bundan bu olur, bundan bu olur. Evet. Kenan'ın iki kelime konuşturuz. Öyle bir şey yapıyor. Peki. Abi bir yandan da eşkıya var ki artık şey Kürt diziler arasına girdi. Ve hakikaten de düşmüyor abi. İnmiyor yani tahtından. Eşkıya dünya hükümdar olmaz dediler ama eşkıya evet. Bildiğiniz şey dizi dünyasına hükümdar oldu yani. Yani. Bu şey bizdeki aksiyon ve bu tip dizi sempatisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana bu soruyu çok mu zor oldu? Diyor. Zor bir soru. Bu, alayım zor bu. Bir yerden sordun. Ama işte bizim insanımızın karakterinde yani kadın olsun erkek olsun demek ki böyle bir şey var. Yani bir baskıcı, bir hükmedici bir şey. Yani çünkü insan öykündüğü şeyi sever. Yani demek ki biz seviyoruz yani onları seviyoruz. Değil mi? Yani ben mesela Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi oynamıştım. Annesini kesmiş bir adam. Evet. Ya bu benim hayranlarım vardı. Annesini kesmiş bir adamın hayranı var. Düşünsene ya. O sahneyi de gösterdik yani keserken. Demek ki böyle bir Türklerin içinde genlerinde getirdiği bir şey var ya. Demek ki değil mi? Asalım keselim öldürelim falan. Yani tabii giderek bunları şey yapmamız lazım. Yumuşatmamız lazım ki işte eşkıya da biraz yumuşatıyor mesela biz eski eşkıyada bu şey kadınlar var. Kadınlar var. Kadın komedi var. Evet. Komedi var. Yani işte bizim baş karakterimiz Hızır Oktay Kaynarca bile zaman zaman komiklik yapıyor ya. Yani. Yapıyor tabii canım. Değil mi? Yapıyor. İşte bunlar demek ki işte yumuşuyoruz. Ama bunun içinde de yine o kalın hikayemiz devam etmekte. Ya elbette yani. Tabii. Şey, ana aksında hikaye. Yani tabii o aksdan ayrılmamız mümkün değil. Mümkün değil ama bir yandan da izleyicinin hani ciddi bir kalabalığının da kadınlardan oluştuğunu görüyoruz biz. Tabii. Reytinglere baktığımız tabii. Zaman onu görebiliyoruz. Bu iyi yani her iki tarafa da tabii. Şey yapabilmek. Çünkü şiddeti başka da anlatıyor insanlar. Yani illa silahlı değil başka yani. Şeyler de var. Dolayısıyla Allah kolaylık versin zor bir sağ şey. Siz nasıl şiddetli buluyor musunuz diziyi efendim eşkıyayı? Evet. Orada bir de annesiniz tabii. Evet. Şiddetli anne. Tabii ya. Şiddetli bir anne. Sever misiniz şiddet? Severim tabii. Orada da bir Trabzonlu bir anayı oynuyorum. Pek zor olmuyor değil mi? Trabzon şivesiyle Balkan şivesi birbirini andırıyor sanki. Çok değil. Çok değil ama yine de bir kolaylık var. Şimdi işte ne burada da bana soruyorlar ne oynuyorsun? Film ne? Dedim mafya için bir film. İşte sen ne oynuyorsun? Mafyanın annesini oynuyorum. Mafya anası. Herkes bakıyor ya. Evet. Mafyaların analarını oynuyorum. Güzel. İzlemişliğiniz var mıdır daha önce mafya filmleri? Tabii. Yani Amerikan filmi. Baba serisinde falan vardır orada yani. Evet hani, babada da var ama orada kadınlar ikinci plan. Burada erkekler de kadınlar da ilk eşit. Planda. Evet. Adaletli. Evet. Siz adaletli şey seviyorsunuz evet. Anladığım kadarıyla. Abi yani şimdi hep aksiyonda olduğun için hiç aşk filminde göremedik seni yani. İstemez misin bir canı çekmiyor mu bir aşk filmi? Şu durumda bilemiyorum ama genelde hep aksiyon olduğu için bal kaymak filmi benim için biraz şey oldu. Bir kırılma noktası mı oldu? Aksiyon falan yok. Drama yüksek. Drama yüksek. Dram vardı.
Bakalım nasıl. Şimdi çünkü aslında abi, sıkı bir aşk adamı. Abi tabii her şeyine bakarsan. Bir de abi tipi inanılmaz. Acayip bir şey yani. Müthiş duygusal. Yapılabilir yani. Tabii. Hocam kesin. Bunu dene, kurma oğlum ya. Yani zaman zaman böyle jön eksikliği hissediyoruz. Hani bak dilim bardığınca söylüyorum. Korkarak söylüyorum ben yani tekvando şeyinden dolayı. Hani bunu da dene, biz seni duygusal filmlerde de görmek isteriz ya o. İnşallah bakalım. Bu Abdülhey öldüğünde bayağı bir üzüldü mü kitle? Evet. Bayağı bir üzüldü değil mi abi? Hı-hı. Sen üzüldün mü? Sever misin oynadığın adamları? Tabii severek oynadım. Çünkü o karakteri oynadığın zaman Abdülhey karakterine Kenan Çoban'ın da bir şeyler katıp oynuyorsun. Eşkıya da Fahri Baba karakterini oynarken de sağ olsunlar yapımcılarımız da senaristlerimiz de onu bildikleri için Fahri Baba'yı oynarken de sessiz yeri geldiği zaman bir nebze de olsa bir komedi tarafı var. Suskun bir karakter, gizemli bir karakter. Tabii Kenan'dan da bir şeyler katabiliyoruz. O zaman Kenan suskun ve gizemli karakter diyebilir miyiz gerçek hayatta? Gerçek hayatta da öyle. Öyle misin yani, sakin evet, bir adamsın. Sakin. Susmayı seversin. Daha çok. Bir de halkın içinde olmayı seviyorum. Evet evet, öyle hiç öyle kendimi kaçırdığım bir taraf yok yani. Sürekli iç içeyim, dışarıda alışverişimi de kendim yapıyorum. Hani ondan dolayı mutluyum, zaten iç içe olmaktan mutluyum. Kendimi hiçbir zaman kaçırmadım. Yani şimdi çok fazla talk show'lara katılmadığın için sen programlara... Bu ikinci program Mesut abi, ilk defa 15 yılda ikinci programım benim. Ben kendimi o zaman evet. Çok iyi hissettim. Görüyorsun değil mi? Bak kimleri getiriyoruz. Görüyorsun değil mi? Tarık abi seni getirmek de zor ya. Benim de sen de zor adamsın yani. Bak zor adamsın. Sana bak iki. Bundan önce de herhalde 3 veya 4. Yok abi çıkmıyorsun ya. Gözünü seveyim. Ne yapayım? Ya ben de seni seviyorum ya. Vallahi ben de. Ben de seni çok seviyorum. Ya kurum olurum ben sana. Yani gerçek sanatçılar birbirlerini seviyorlar işte. Ben de bir sanatçılık yok yani. Sizin sanatınızı var canım, ben seni seviyorum. Var mı dersiniz? Tabii. Çok teşekkür ederim. Şu yaptığın iş bile bir sanatsal bir şey var ya. Çünkü bu işte sanatsal alaya getirebiliyoruz. Eyvallah. Kenan bir geçtik sınıfı. Yani geçtik. Önemli bir şey. Sen bugün ikimize yaradı abi. Bu program bize hakikaten. Yunus Emre, senin ilk Hatırla Sevgili değil mi abi? Evet abi, aslında şey var. Elif'in Günlüğü diye bir dizi vardı. Elif'in Günlüğü hatırlamayın. Fox TV'deydi, çok eski. lise dönemini anlatan. Çok eski derken ne demek istiyorsun? Pardon Tarık abi. Ondan ya o kadar çok 2006 yılı. Yani, onu bilemiyorum 2006. Abi. 3 sene kadar önceydi. Ama Hatırla Sevgili bir süre abi. Bir sezon kadar bir şey. Orada... Sen devam ettin mi bir sezon Hatırla Sevgili'ye? Abi 16 bölüm oynadık biz orada. Çok arabanda ya. Şey ama yardımcı oyuncu. Abi ne diyorsun? Bugün 3 yani dizi evreninde 3 bölümü tamamlayan adam o tamamdır zaman. Bitmiştir yani. Abi o zaman abi, çok iyiydi ama. 6 yıllık garanti işini almıştır ya. 3 bölümü. Bir sezon. Orada da çok sağlam oyuncular vardı ve acayip de güzel bir abi, hikaye biz vardı. Zaten orada yardımcı oyuncuyduk. Bir replik falan ancak söyleyebiliyorduk. Hatta bir gün şöyle güzel bir şey geldi. Test geldi. Şöyle bir repliğim var. Ay vah dedim, şimdi bunu oynamam gerekiyor. Abi güldüm, yakınım yok. Güldürdüler beni, yakınım yok. Dublajdı bir de. Başkası dublaj yapıyor. Eyvah dedim, kaybettik orada. Bir de dublaj mı? Abi dublajdı. Ha? Niye sesin güzel abi? Niye sana öyle dublaj yaptın? Ya kabul görmüyordu o zaman galiba. Çünkü o başka bir yapısı, başka bir piyasası vardı o işin. Herhalde oradaki sanatçılar üzerine ses yapıyor. Günümüzde artık dublaj, dublaj ne demek ya? Ya işte komik oluyor. Yani. Biraz komik oluyor açıkçası. Siz yaptınız mı hiç dublaj abi? Ben çok. Kimleri konuşuyorsun? Ama Türklere değil. Yani yabancı filmler, diziler. Şimdi geliyor da böyle tatlı tatlı. Hayatım dublajda geçiyordu işte. Vallahi böyle Ankara'da. Sevdiğin özellikle bir Ankara'da aktör var mı? Tabii mesela ne Evli ve Çocuklu da Alban diye ben konuşuyordum. Hadi canım. Abi canım. Baba güzelmiş ya o. Oo. Peki kalmadı mı ya bu dublaj şeyi? Yani dizilerden çıktı. Yani şimdi şey var. Bu hani adını söylemeye yabancı gerek yok. Hani bir yerden seyrediyorlar ya diziler evet, falan evet. Filan bu Crown'lar, Brown'lar falan. Orada dublaj, ciddi dublajlar yapılıyor. Yani onlar yapılmaz da zaten bu dublaj yapan arkadaşlar yani çok zor durumda kalacaklar. Gerçi çoğu yani tiyatrolarda falan filan işler yapıyorlar ama bu dublaj bayağı iyi para getiren bir şeydi o zamanlar. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Benim yaptığımda 1978-90 arası falandır yani. Ankara'da olduğum dönem. Ama şimdi galiba
Biraz daha açılacak çünkü daha fazla dizi gelecek. Daha doğru, fazla yani paralı platformlara. Daha filmler gelecek. O zaman yani o bir sektör haline tekrar gelecek gibi. Çünkü sanki eskiden ben çok iyi hatırlarım. Türkiye'de en çok kazanan sanatçılar açıklandığında mesela Cahit abi mutlaka ilk beşin içindeydi. Tabii, Cahit Şayar. Cahit Şayar dedin de operacı biliyorsun. Yani. Tabii operacı. Yani. Oğlu da kendisi. Tabii içinde. O da şimdi aynı Cahit'in sesi. Aynı ses abi ayırt edemiyorum valla. Acaba birinci Cahit mi ikinci Cahit mi diye düşünüyorum. Cahit onu çalıştırıyordur. Öyle mi? He evladım. Bana benzeyecek o ses diye. Ya enteresan inşallah gelsin o dublajçı. Gerçekten büyük sanatçılarla tekrar ses olarak da buluşalım. Türkiye'de hiç tiyatro yaptınız mı? Yapmadım. Yapmadım. İster misiniz öyle bir şey? Tabii. Tabii ki isterim. Hı hı. Kısmet olursa. Çünkü biz hep burada mesela sorarım. Belki çok hafif bir soru sizin için ama hem soru hani tiyatro mu dizi mi diye soruyorum ben gelen sanatçılar ister istemez soruyorum. Dizi de artık bir tiyatro sahnesi gibi kolay çekilmiyor. Bir de haftalık sizin gibi diziler 200 dakika vesaire bazen çok da üzerine çıkmış oluyor. Ya biz şey yaratıyoruz biliyor musun? Çok enteresan bir şey bu yani. Biz 3 günde 100 sayfa çekiyoruz ya. Yani. Şaka değil ya. Şaka gibi. Yani mümkün değil gibi görünen bir şey bu. Yani bunu dünyada birisine anlattığın zaman ya bu sektörde ya, çalışan bir falan der. Hayır değil ya. Çok ciddi bu işi biz her hafta yapıyor. Her hafta. Ve yani, sektirmeden. Evet. Ya, müthiş ya. Korkunç olur. Korkunç. Yani bu nasıl bir çalışma, nasıl bir sistem ben hala anlamış değilim. Bir de çalışıyor abi ya. Yani, hani, evet yani bir de ya bu kadar iddialı bir iş çıkarıyorsun anlıyor musun? Ya şimdi şey için de konuşayım, bal kaymak için de. Biz bal kaymağı kaç günde çektik? 11 günde abi günde, Makedonya. 14 gün, 12 gün içerisinde. 14 gün. 14 günde çektik. Koca film. Ama şimdi 3 günde 100 sayfa film çeken bir rejisör vardı karşımızda. Tamam mı? Yani demek ki 14 günde bu filmin dizisini çeker. 45 o kadarını yapar. Evet, tabii canım yapar yani. Doğru diyorsun. Yani tokat. Aynen. Üçlemesini yapar. Bir de yani o gibi. Bir şey İstanbul içinde çekmedik yani. Gittik ta Makedonya'ya dağa çıktık. Dağın 1320-70 metreye çıktık. Hmm. Neresiydi o? Lazarapol diye bir yere gittik abi. Temmuz. Dibi sıcağın dibi gündüz. Akşam soğuğun dibi ölüyoruz soğuktan. Bir ortası yok diyorsun. İnanılır gibi değil. Bir tane otel var. Tamam mı? Zaten etraftaki bütün köy evlerinde Makedonların yazarları, çizerleri, entelektüelleri. Çok enteresan bir yer yani. İlginç bir yerdir. Yemek yok. Makedonya'da yemek bulamadınız mı ya? Yemek yok yani. Orası başka bir yer. Yemek yok, yemek yok. Ama işte o şartlarda bile işte yardımcı oldular biz. Yönetmen, yapımcımız falan filan. Aşağıdan oradan bu zaman yemek ettiler. Neyse dünyanın en güzel kavak peyniri oradaymış, balı oradaymış falan. Öyle yırttık seni. Ne güzel gibi. Öyle. Yoksa aç geliyorduk diyorsun ama. Sen ne diyorsun ya? Ya o şartları gör. 5 dakika durmaz. Biz düşün yani ısrarla durduk ve bu filmi çektik arkadaşlar. Maşallah. Peki. Dizi uzunluklarını nasıl buluyorsunuz? Yani Türkiye'de biraz uzun galiba diziler süre olarak. Türkiye'de değil mi? Uzun ama güzel ise. Sıkıntı yok diyorsunuz. Sıkıntı yok. Bu Tarık Bey söylüyor ya işte Lazaropol için, Makedonya için nasıl çektik biliyor musunuz? Ne bir şey var. Diyelim hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Evet. Onur Tan da bizi tanıyor. Ve çok çok laf lazım değil. İşte senaryo okuyoruz. Diyor rollerimizi biliyoruz ve herkes role giriyor. Alışkanlık bu artık. Burada 3 sene birlikteyiz. Ya artık tanıyorsun tabii. Ve nasıl onun için daha 12 gün için film çektik 13 gün için. Bir tek hayvan bizi tanımıyordu. Dobro. Ben Dobro'yu böyle çok sıkıntı çektik. Dobro konuşuyor muydu bana böyle geldi ya. Bir... Konuşuyor tabii. Konuşuyor. Kim konuşuyor? Oktay Kaynarca konuşuyor Dobro. Hadi ya. Abi ya. Dobrovski. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyelim bunu. Aman sakın. Aman abi olur mu? Dobro'yu Oktay'ın seslendirdiğini asla sonra. Dobro bizi gebertti öldürdü ya. Allah aşkına. Ya eğitimli köpekler. Bu yat dersin yatar. Kalk dersin kalk. Koş dersin. Yat diyorsun kalkıyor. Kalk diyorsun. Salak bir köpek. Eğitimi ama tersini almış. İnanılır gibi bir köpek. Aptalın dibi bir köpek ama baktım ki filmde
Ama benim tanıdığım Dobro değil yani. Bayağı oradan oraya koşuyor falan filan. İşte sinema, teknik. Evet. Çok enteresan bir şey. Hiç böyle gördüğünü... Hiç gördüğünü... Gerçek vizyon yani. Gördüğünü işte mesela bizi tanıyamayacaksın dermiş. De, ama Dobro'da evet. Sonuçta bir rol arkadaşınız. Yapılacak bir şey yok. Dobro ne demek? İyi. 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 Anladım. Bak, Dobrovski. İyiliğin tersinde Dobro, bir şeymiş. Peki. İyi. Almanca dublaj da yapılıyormuş galiba değil mi? Evet ben yapımcı Sattaç Bey söyledi bana Almanca senin dedi dublaj bana dedim ben niye yapmıyorum? Seni kim kardeşim? Konuşacak abi Almanca? Yani diye. Ben 9 yılda Almanca okudum dedim ya orada o kadar para da vermezdim seslendirme. Ya da ben o kadar değişik. İndir bana at oraya bir taşıyı bak nasıl yani. Okuyorum Almanca. O zaman anladığım kadarıyla uluslararası festivallere katılıyor. Onu bilemiyoruz. Ha. Yani o film bir çıksın bakalım. Önce abi. Bir buraya çıksın diyorsun. Film yani gördük biz şimdi filmin ne olduğunu baktık. Yani geçer not aldı. Hiç bizden aldı ama biz tabii biz duygusal bakıyoruz mesela yani. Beğenmiş olabiliriz anladın mı? Ama esas yani çıktığında ne olacak o çok önemli. O önemli. Yani oradan iyi sonuçlar alabilirsek ki ben öyle düşünüyorum. Hani bir 10 milyon, 12 milyon bir şey yakalarlar. Oldu iyi akşamlar diyelim o zaman. Yani ne bileyim o zaman. 10 milyon, 12 milyon. İnşallah abi Allah duysun ağzından. Beraber bir, şey. Bir film çekeriz. Rekoru kuray. Sana da rol var. Bana da rol var. Tabii tabii. Her türlü ben Dobro'nun arkadaşı olurum. O benim de başka arkadaşı. Bir şekil iyiymiş zaten. İşte bak yani, görüyor musun? E ne yapayım bu çocuk sanatkar yani. Bence öyle. Ya. Ayrıca senin var yani. Var oyunculuğum var. Var ya bir kaymakam oynamıştım. Biliyorum. Bir de kendimi oynadım öyle şeyde. Enteresan. Kendini konu oynamak ne demek biliyor musun? Bak şimdi nasıl yakalandı. Dünyada hiçbir oyuncu kendini oynayamaz. Hadi ya. Tabii. Keşke oynayabilse. Şimdi şey var ya Charlo. Charlo'yu demişler ki Charlo'nun taklidi. Birinci, ikinci, üçüncü seçilecek. Charlo da girmiş. Kaçıncı Kırsın. Olmuş biliyor musun? Kızın. Üçüncü. Üçüncü olmuş. Şarlo'dan iyi Şarlo var yani. Kendini oynamak ne demek biliyor musun? Hiçbir şey ya. Nerede be abi? Oo, iyi ah be. Yok tiyatroda da oynayamazsın. Zordur. Tabii ya. Zordur. Oo. Peki şeyde Makedonya'da diziler yapılıyor mu? Şimdi başladılar. Kısa mı onların dizileri yoksa uzun mudur? 15 bölüm. Ha öyle ama. Ama orada çok olarak... dublaj yapıyoruz. Dublaj İlk yapıyoruz. Dublajlar nasıl başladı? Türk dizisilerle. Hadi ya. İşte ilk dizi gelen diziydi Bin Bir Gece. Arkadaş o da bir şey. Orada dublaj yaptık bilmiyorsunuz. O kadar sokağa çıkamıyorduk. Bizi tanıyorlar orada önceki. Tabii oydu. Ama bundan sonra artık. Yok delirdi insanlar. Çok enteresan. Güne bir gün dublaj yapıyorlar Türk dizileri. Çok güzel çünkü Şehrazat ismiyle Prag'da oynuyor şimdi şeyde. Çekya'da Bin Bir Gece. Arkadaş yani... Ben böyle bir şey görüyorum. Bir Çekyalı teyzeyle tanıştık. Hanımefendi böyle 80'lerinde bir hanımefendi. İşte şey bazı Türkçe kelimeleri sordu. Anlamları nedir falan diye. Şehrazat'ın dedi anlamı ne? Yani bunun Türkiye'deki şeyine Bin Bir Gece o nedir? Anlatıyorsun işte masallardan geliyor vesaire. En son koyduğumun anlamı ne dedi? Hayda. Şimdi bakar sen. Şimdi tabii ablacığım dedim o şeye göre değişiyor. Duruma göre değişiyor. E dedi adını Feriha koydum izliyorum da dedi. Adını iyi öyle nereye koyuyorlar dedi. Bilmem ne de tabii. Biraz zorlandık. Az çok da bir sinemada çok sağlam bir şeyler yapan. Hani Kurtlar Vadisi serisinin içinde de oldun. Böyle biraz havayı koklayınca bir şey bir öngörüyle. Nasıl gider Balkayman Gişesi? Aile filmi inşallah gençlerimiz çocuklar büyük keyifle izlerler. Eğer sinema salonlarını onların dolduracağına inanıyorum. Eyvallah, eyvallah. Kendini izliyor musun hiç? Dizi günleri setimiz olmadığı zaman tabii izliyorum. Çünkü insanın kendini izlemesi de çok zor bir şey. Oynaması kadar zor. Dinlemesi ve izlemesi. İzlemesi. Kendini dinlemesi de çok zor. Evet kendini dinlemesi zor. Kendini izlemesi ekstra zor. İlk izlediğimde önceki yıllar... Dublajdı benim. Az önce dublajdan bahsettik. Eşkıya dizisinde kendi sesimle oynamamı istediler. Çok korktum. Hani çekildim kendi sesimin. Tabii çalıştık. Kendi sesimle oynamak tabii ki ilk
kareyi izlediğim zaman çok tuhafıma gitmişti. Değil mi? İnsanın kendi sesi de enteresan gelir kendine. Daha sonra alışıyorsun. Alışıyorsun tabii. Ya şey ilk anda tabii bir karizma gidecek bir korkusu oluyor. Yani düşünsene yıllarca biz Kadir abi Abdurrahman Palay seslendirdi. Yani. Bir anda o sesi çekince Kadir abinin sesiyle hem de rahmetli Tarık abinin, Tarık Akan'ın sesiyle karşılaşınca Allah'ım dedim boyu 2 metre sese bak. Ya. Yani öyle şeyler var, haklısın. Yani. Doğru, insan bir yabancılaşıyor ama şimdi makul artık değil mi? Evet. Siz biliyor musunuz bir, çok enteresan diyelim ben dublaj yaptım. Muhteşem Yüzyıl'a. Şimdi kendi kendime dublaj Makedonca yapıyorum. Burada Türkçe oynadım. Her hafta gidiyordum, dublaj yapıyordum Makedonca. Bir yapınca başlamışım Türkçe konuşmaya. Hiç farkında değilim. Bir de çocuk diyor, Sabine Hanım lütfen siz Türkçe konuşuyorsunuz. Yok ya, Makedonca konuşuyorum. Ne Türkçe? Kaptırdım biliyorum diyorsun. O dövmeyi. Bas. Aa dedim evet. Kendi kendime dublaj yaptım işte. Kaptırmışsın ne yapacaksın? Evet. Öyle? Havasını kaptırınca gidiyor öyle. Seni kim seslendiriyordu şeyde abi? Kadir Çermik. Ha, anladım. Ya o adamlar da ünlü aslında. O sesler falan. Bayağı ünlü sesler oluyor değil mi? Belli bir şeyden sonra. Gayet güzel. Oktay'la aran nasıl? Çok iyi. Vallahi. Evet. Ya güzel anlaşıyorsunuz. 10 yıl öncesinden zaten aynı projedeydik. 10 yıl sonra tekrar bir araya geldik. İyi inşallah. Yani korkmuyor musun hani Çakır Bey'le de Çakır gibi sonu olur. Ondan sonra şeyde gerçek hayatta adama helva kavurdular abi ya sizden. Ne zorluklar çektiniz ya. Allah kolay, bu oyunculuk gerçekten zor bir şey. İkna ediyorsun çünkü ister istemez. Yunus Emre hiç ikna edemediğini düşündüğün bir şey oldu mu? Oyunculuğun oldu mu? Ya ben burada ikna edemedim galiba izleyici diye. Ya şeyde olmuş olabilir belki, Fatih Harbiye'de üçlü bir aşk çıkması vardı, Kadir, ben, Neslihan. Orada tabii biraz daha mahalle tarafındaydım. Pek onu inandıramadım galiba, yapamadım, olmadı. Yani orada mesela geçen düşündüm herhalde, bence ne olursa olsun, ister yakışıklı ol, ister normal işte neyse. Orada aşkını daha başka anlatabilirsin ama tabii bu senaryoyla da alakalı bir şey. Onun haricinde çok da olmadı yani. Ya bir çocuktan oyuncu olur. Değil mi? Tabii. Samimi çünkü. Yalan söylemiyorum. Özel işlisin, yapabiliyor. Başkası biri olsa da. Ne münasebet. Dizi de 2-3 sezonluk bir dizi. Evet, evet, evet. Fatma Harbiye bayağı uzun sürdü. Dolayısıyla evet ya, o samimiyet çok önemli oyunculukta. En önemli şey. Çok önemli değil. Birincil. Ondan daha önemlisi yok. Samimi. Samimiysen başardın demektir. Oyunculuk bence bu. Evet. Yani ötekiler teferruat. Yani dili konuşmuşmuş, etmişmiş, onlar öyle değil. Sen bilsen, bir örnek vereyim. Rahmetli Soner Ağam vardı bir de, çok büyük bir oyuncu. Bilirsin. Tarih affetmez. Ya. Hatırlarsın değil mi? Çok güzel, ne esprileri vardır onun bende, biliyor musun? Beraber çok yaşadık çünkü. Benim bir Alman oyuncu arkadaşım var. Bu şeyden, Theater Anderburg'dan, çok da önemli bir oyuncu. Ya dedi, İstanbul'a, Ankara'ya geldiler o zaman, şey oynuyorlar, Tanrı oynuyorlar. Beni dedi bir tiyatroya götür de göreyim ne oluyor. Şey oynuyor Soner'de, Shakespeare oynuyor. As You Like It, beğendiğiniz gibi. Orada bir sahnesi var. Bu Alman adam yani, Alman oyuncu yani. Seyretti, bitti oyun. Bu adam kim dedi ya, bu Soner Ağan? Kim dedi, bunu nasıl bir oyuncu dedi. Yani mükemmel, hakikaten öyle dedi ya. Ne dediyse anladım dedi. Bakar mısın ya, Türkçe konuşuyor adam. Bu herif Alman, bir tek Türkçe kelime bilmiyor. Ne dediyse anladım dedi. Yani müthiş. E o zaman evet. Soner deyince bir de onun bir tane küçük anekdotunu anlatayım ben de. Şimdi yazayım. Seslendirme yapıyoruz. Müthiş bir ses. Şeyi konuşmuştu, Baretta'yı konuştu. Evet. O sesiyle baret de oldu. Herkes inandı. Şimdi bunun tiki vardır. Böyle filan tikleri var. Rahmetli'nin tekstinde girdik içeri. Baret de konuşuyor. Ben de işte orada polislerden biri konuşuyor falan. Tekstler abi. Tekstim attı. Gitti. Bir saat ara. Tekstop. Ya müthiş bir insan. Ya çok geç, çok geç kaybettik onu. Nasıl bir oyuncu ya. Kulaklar için nasıl. Hakikaten, yani, hakikaten şey. Senin sınıf arkadaşların kimlerdi abi konservatuvarda?
Haluk Bilginer, Derya Baykal, Taner Levent, Tomlis Şuhadaroğlu. Abi nasıl bir şey ya? Çok çok acayip. Bakar mısın sınıfa ya, gözün seni. Maşallah maşallah. Ya rahmetli tabii, onu nasıl geçerim ya. Şey bizim Turan, rahmetli Turan. Yeni öldü ya. Tamam yeni öldü. Şeyde o dondurmam kaybaktı oynuyor. Ah ya tamam. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın ya. Hey, güzel sınıfmış abi. Çok. Rekabet olur muydu? Yani saydığın isimler bayağı yani. Belki yani çok diplerde bir şey yani. Olacağız. Alttan alta değil mi? Evet. Alttan alta. Peki siz Makedonya'dan çok fazla oyuncu geldi Türkiye'ye. Biraz Elveda Rumeli ile birlikte oldu ama ondan sonra da aktı. İşte hiç Makedon oyuncular baktınız mı Türkiye'de neler yapıyor? Yani bir Filiz Ahmet iyi midir? Ertan Saban iyi midir? Nasıl izliyor musunuz onları? Tabii ki izliyoruz. Onların hocası o. Öyle mi? Ne güzelmiş. Öyle mi? Gerçekten hocası mısınız? Bilmiyorum. Mutlaka ökülmüşlerdir yani. Mutlaka. Tabii. Ne? Yani aynı sahneye çıktınız mı? İşte Filiz'le, Luran'la, ne bileyim Ertan'la. Filiz Türk tiyatrosunda çalışıyordum. Ben Makedon, hayatım boyunca Makedonca konuştum. Hep Makedonca mı konuştun? Türkçe hiç konuşmadım. Makedon Devlet Tiyatrosu'nda başladım. Abla nasıl öğrendin Türkçe'yi böyle güzel? Çok teşekkür ederim. Ben Türk'üm. Ama ben de bizim şiveyi konuşuyorum. Türk şivesini. Biz bunu anlıyoruz. Evet. Şimdi işte uğraşıyorum biraz. Uğraşıyorsun. Yok evet. Maşallah. Gayet güzel olmuş. Dünya sinemasında ya da artık dizilerle zaten bütün dünyaya gittiniz de oynamak ister misin abi? Tabii ki. Hatta 7-8 yıl önce bir Bollywood'dan bir teklif gelmişti. Ne diyorsun ya? Evet. Tabii senaryoyu okuduk. Sanırım o projeyi de şey yapmamışlardı. Hayata geçirmemişlerdi. Görüşmeye gitmiştim Cihangir'de. Bu da insanı mutlu ediyor tabii ki. Karakter seçmelerini istemişlerdi onun yapımcısına. Benimle görüşmek istemişlerdi. Gittim. O da çok ilginç. İlk gördüğü zaman böyle tuhaf bir bakışı vardı. Adamın dedim herhalde adam beğenmedi yani bu şeyi. Tabii İngilizce konuşuyorlardı. Sonra bizimki sordu yani tercüme. Hani neden böyle şey? Hayal ettiğimin 10 katı daha projemdeki adamı gördüm karşımda diye. Gerçeği görmüş. Evet. Daha 10 katı canlı olarak görünce. Tabii hayata geçirmediler. Adam sanırım. O şoktan çıkarsa belki olur. Yok, belki bilmiyorum. O girdiği yani, şoktan çıkamaz o senedir. Tabii kim istemez ki yani. Doğru diyorsun, doğru evet. Diyorsun. Şimdi zaman zaman sizin bakışlarınızı şimdi Gürkan'la da benzetiyorum. Gürkan Uygun'la bir hayli böyle... 12 yılımız geçti. Abi, 11 yılımız geçti. Birbirinize acayip yani hani bakışta, evet. Bakış anlamında bayağı benziyorsunuz ya. Tipolar da benziyorlar. Tipolar da benziyorlar değil mi? İzliyor musun? Saçları kestikten sonra daha çok benzerlik şey yaptılar. Çünkü Gürkan hep kısa saçlıydı. Hani yan yana oturduğumuz zaman Abdüley hani bazı o heyecanla bana bile memati diyorlardı yan yana oturmamıza rağmen. Tabii tabii yan yana. Evet. Ama evet yıllardır var mı sende böyle bir benzetme? Hakikaten benziyorsun. Hanginiz daha sert bakabilirsiniz? Gürkan mı sen mi? Bilmiyorum. En son çünkü Gürkan'ı bizim deli karakterinde gördüğüm için şeyde Mehmet'te. Anam vallahi ödüm patladı yani. Ama adam sert bakıyor abi. Ama en büyük şeyi Shakespeare oynamak. Böyle bir şey. Tiyatro yapmak ister misin? Sanki bir tane tiyatrom vardı benim bir tanesi sana. Derdim, çok affedersin de. Hiç bugüne kadar düşünmedim. Tabii oran tabii atmosferi şeyini tabii ki yaşamak lazım. Küçük bir rol de olsa orada bir oynamak gerektiğini hep arkadaşlarımla paylaşıyorum. Nasip bakalım. Tarık abi bir Ertan sana şunu hani senin şeyden özel tiyatro sahibi arkadaşlarım var. Bak az önce saydın. Hani ha, bir iki şey olur değil mi ya? Canım abimsin benim. Tabii. Şeydir bak çok sert görünür ama aşırı cömerttir. Onu bilirim yani. Bir yağlı boya tablosu vermemiştir bana ama canı sağ olsun. Bundan sonra konuşacağız. İstanbul'a geldiğinde 2-3 sene hiç arkadaşın olmamış. Doğru mu tevatür mü? Yok yok doğru. Doğru yani şöyle aslında biz Fatihliyiz abi. O taraftan çok fazla çıkmadım ben. 2-3 sene. Benim böyle bir lise sıkıntım vardı zaten. Çiftlik. Okumayacağım gibi bir şeyim varmış yok, galiba. Yok yok ben okumayacağım dedim artık tamam. Yani benim için bitti. Çalışmaya başladım işte büfede çalıştım dedem her seferinde dedem şey diyordu oğlum bak okuyacak mısın yok okumayacağım diyordum tamam o zaman çalışmaya devam deyip gönderiyordu sonra askere gidecektim
Ben dedim askere gidiyorum, tamam. Abi gittim, bana dediler ki ilk öğretim mezunusun. Nasıl dedim ya? Ben ortaokul mezunuyum, onunla seviniyorum. Yok dedi, ilk öğretim oldu. Allah dedim, ben hayatta gidemem dedim ilk öğretim. Çünkü babam iktisadı bitirmiş. Amcam Galatasaray Üniversitesi'ni bitirmiş. Maşallah. Diğer amcam çevre mühendisi. Aile bizde okuyan çok. Ben dedim yok, hemen. Benim okumam lazım. Sonra o sırada tam böyle tiyatroyla tanışınca yüz yüze eğitimden sonra ben oradaki hocalara dedim ki hocam bırakın beni, ben konservatuvar okuyacağım. Lütfen dedim yani. Sağ olsun onlar da çok destek oldu. Abi konservatuvarda yüksek lisansa kadar gittim. Evet evet. Şimdi yetiştin aileye. Yine koşta grubu. Aile evet, şey evet. Vardır abi. Yani bizde de vardır mesela. Okumayan adamı hakikaten böyle şey. Aile dışlardı. Şimdi ailede yaşayan kimse kalmadı abimden başka. Biz birbirimizi dışlıyoruz. evet evet. Abim benden daha az okuduğu için onu tanımazdan geliyorum yani mesela. Öyle ez onu ez. Ez. Ya ezmez olur muyum ya? Yani. Sen kimsin abisin ya? Evet. Benden iki sene önce geldin dünyaya diye. Bak geçtim falan filan. Bu önemli ya, bir şey. Doğru. Bilmek lazım ya. Yani çocuğunu ya? Bilmek lazım. Neyle uğraşıyor acaba? Matematik nasıl çözemiyorsun matematiği? Çözme. Başka bir şey var o çocuğun. Fenden anlamıyor, fizikten anlamıyor. Başka bir şeyden anlıyor o çocuk. Mutlaka bence onun farkındalığına varmak lazım. Bu çocukta başka bir şey var demek lazım. Yoksa her edebiyatı çok iyi bilen edebiyatçı olacak diye bir şey yok. Aynen öyle. Ya, bilmiyor diye de ezmeyeceksin. E tabii. Farklı yönlerini keşfetmek lazım. Sen kendini keşfettin ama. Yani bir başkası seni gönderdi. Galiba biraz da annemin keşfiyle beraber. Onu nasıl keşfetti onu anlamadım ama. Anneye, tabii orada öyle bir durum var. Biraz da kendini bilmek lazım. Az çok şöyle düşünüyordur anneler. Oyuncu çocuklarını şöyle keşfederler. Babalarına ne kadar iyi oynuyorlarsa. Tamam o aynı oyuncu. Yani genelde yalan söyleriz ya babalar. En son babalar duyar. Aslında doğru bir şeydir. Dolayısıyla o içindeki oyuncuyu keşfetmiştir babacığım. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Selam edelim ki senin güzel bir adamı bize kazandırmış. En azından dünyamıza kazandırmış. Abi resim devam ediyor mu? Aa, çok sıkı değil. Ama yani elime geçtikçe, boya fırça, aslında devam etmesi lazım. Çünkü çok güzel bir mekan oturdum ya. Yani sabah başta 5 gün resim yap, öyle bir mekanda oturuyorum. Güzel maşallah. Ama maalesef işte oraya git buraya biliyorsun ya. Bizim bilmez miyim abi? Bavul kapının arkasında duruyor. İş biter vurun. Yengemle sen. Yani o da hazır. Gezmeyi çok seviyoruz. Ne yapalım ya bu yaştan güzel sonra artık gezeceğiz yani. Ha, güzel insanlarsınız, güzel yerler gidiyorsunuz, güzel yani. Gezeceksiniz. Tabii, yaptık, epeyce resim de yaptım. Yani zaten öyle satma diye de bir şey mi? Epey dolu her yer, dolu ya. Hatta bazen çıkarız ötekini açıyoruz falan. Anladım. Ya çünkü satamam. Kıyamıyorsun. Satamam ya, nasıl ya? O kadar değerli anlar var ki benim onlarla geçirdiğim. Al bunu sen götür, yok öyle bir şey yani. Olmaz. Ha, belki içimden gelecek, vereceğim. O olur. Anladım. O zaman biz gelelim. Benim hanımı da alıp gelin. Ben tabii, tabii, gel. Onu bir şekilde belki içinden tabii. Geçerse gelir, alalım. Gelir. Peki eşin de mesela meslektaş olmak biraz şey değil mi? Sıkıcı değil mi? Yani şey sıkıcı dediğim şu yani. Sert bir şey değil mi abi? Yok değil. Bir ara karşı karşıya oynadınız. Değil. Ben döverim onu ya. Döverim onu. Döver misin? Tabii tabii. Böyle yani tiyatro olarak falan konuşurken çaşat döverim yani. Yani ya şey, bir ara sizin dizi. Öğrencilik yapıyor işte evde. Yönel şey öğrenci. Diyordum. Bir ara geçiyoruz biz Tarık'ın dizisini. İşte o akşam pek Tarık'la böyle yan yana olmamaya çalışıyoruz. Rating olarak bilmem ne de falan filan. Peki aynı sahnede oynadınız mı hiç? Oynadık. O nasıl bir şey? Ankara'da Dinçer Sümer'in oyununda oynadık. Beni Dünya Kadar Sev. Olağanüstü bir şey. Çok iyi bir oyun. Yani şöyle. Yani oyun çok güzel bir oyun. Burada da oynandı. Ama mesela burada 2 haftada kaldırıldı. Biz 3 yıl oynadık. Bütün Avrupa'yı dolaştık. Ve hala da seyircisi vardı yani. Düşün. Bu önemli. Yani bu şimdi işte oyunculuklarla ilgili, iyi anlamakla ilgili teksti, rejisörüyle ilgili falan yani. Evlilikte bir oyun mudur abi? Ya bir tiyatro oyunu mudur? Büyük oyun. Büyük oyun. Tabii. Çok büyük oyun. Orada sağlam oynaman gerekiyor. Çok. Kaç sene oldu sizin? 30 üzeri. Sizin oyuncu bayağıdır vizyonda ve dilerim hiç kapanmaz. Tabii perde. Tabii inşallah teşekkür ederim. Hiç kapanmaz perde. Aynen vuralım. Sağ ol. Siz evli misiniz? İdim. İdiniz. Evet. Oyuncu muydun? Yok. Değildi. Zor değil mi bak? Şimdi buna tersini soruyorum. Yani oyuncunun halinden anlar mı? Çünkü herkes anlamaz çok, oyuncunun halinden. Çok. Kendisi de siyasetçiydi ama Hırvatistan'da işte konservatuar bitirdi. Yönetmen idi. Oğlum da yönetmen.
Oğlunuz yönetmen mi? Evet. Güzel. Nasıl, iyi mi yönetiyor? Yani nasıl? Bana kalsa iyi ama ben biliyorsunuz neyim. Bir kritik anne baba oluyor. Ama bir şey söyleyeyim. Lensert'in aslında anne baba olması gerekmiyor mu? Evet. Şimdi evet. İki disiplin yani çünkü baba hani siyaset de bir oyun. Bizde rahat olabilirsiniz. Onu, aa, onu biliyorum. Onu biliyorum. Onlar da çok daha popüler bizden oldular. Oyunculardan. Siyasetçiler. Güzel oynuyorlar ama. Yıldız oldular. Evet çok güzel. Çok güzel oynuyorlar. Hiç laf yok. Yok. Harika. Kenan hiç biz seni magazinde görmedik abi. Sevmiyor musun böyle magazin kameraları falan? Bilmiyorum yani. Nefret ediyor çok... yani. Yani o kadar mütevazı ki hiç söyleyemiyor onu da. Yani. Bak ne güzel görüyor musun? Mütevazı. Evet. Devam et. Bravo. Söyleyemiyor gerçekten öyle. Evet. Şey, geliyordur herhalde seni de kovalayan kameralar vardır yani diye düşünüyorum ben. Var mıdır Tarık Hanım? Olmaz mı ya? Danışmanız herhalde magazin danışmanız. Kenan Çoban ya. Ama anladığım kadarıyla o hiç uğraşmıyor. Nefret ediyor ya. Güzel. Ya buraya zar zor geldi yani. Abi şu. Biliyorum ben ya gerçekten. Sadece senin hatırın için geldi. Ah canım ya. Hatır kırmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama biz de seni çok seviyoruz Mesut. Gerçekten öyle yani. Abi yani teşekkür ederim. Yani. Vallahi utanıyorum bak. Bak kafayı da sallıyoruz devamlı. Evet ya bu burada artık şey benim kafayı anlatıyor abi. Günde mesela böyle bazen gidip geliyoruz. Peki Yunus Emre senin var mı abi magazinle bir ilişkin falan filan? Yok. Yok abi. Niye yok abi? Yakışıklı adamsın. Abi evli barklı. Evli barklı olunca olmuyor değil mi? Yok abi olmaz. Olmasa da bende yok öyle şeyler. Abi çok korkuyorum bazen ya. Bu sene çok evlilik yaptı bizim sanatçılar arasında. Aynı hızla boşanma da yaptı ya. Yani o yüzden evliyim diyenlere işte o Allah uzun ömür versin, perde hiç kapanmasın. Tabii. Vesaire falan filan diyoruz. Biz Melisa ile 9 yıldır beraberiz. 5 yıllık evliyiz abi. Filmimizde de oynadı. Tarık abinin kızını oynadı. Hadi ya. Evet evet. Güzel. Nasıl bir kayınpeder olarak? Sıkı. Öyle mi? Fena sıkı. Atayla özlüyor musun Ata Demirer'le? Abi, çok. Çok iyi bir ikili olmuş. Hakikaten çok özlüyorum. Ve o da beni çok özlüyor. İşte ara sıra telefonlaşıyoruz. Ama o bir keyfine düşkün bir çocuk biliyorsun. Öyle. Evet abi. Balık falan. Tabii. Dalacak çıkacak. Limonata, limonata falan. Tamam. Ha, deniz. En büyük aşkı deniz. En büyük aşkı. Tekne, mekne. Bu ara bir sallıyor galiba. Yani bir, ama mutlaka sinsi yazıyordur kenardan. İnşallah. Yani bana da bir şey demişti abi seninle bir şey yapacağız. Hazırlan. Ben bekliyorum bakalım ne olacak. Yani Berlin Kaplan'da yani. Çok hoş bir ikiliydiniz. Keza şeyde eyvah eyvah yani dördüncüsü olsa yani gerçekten böyle sinirlerin boşaldı olur değil olur. Mi? Yani çok sinirli olduğunda beni rahatlatan tek şey ya. Yani gerçekten sinemanın acayip. Ama onda garip bir şey var yani. Şu reklam filminde bile ölüyorum yani zaten o ikisi müthiştir. Yani Metin abi de ben çok de çok sevdiğim bir insandır. Öyle bir sıcaklık girdiği yerden sıcaklık akar. Harikulade. Harikulade. İnşallah abi bekliyoruz filminizi. İnşallah. Son sorum. Türk aktör ve aktrislerden beğendikleriniz kimler? Var. Ama söylemeyeceğim. Yok söylemeyeceğim. Çok var. Çokluğunu beğeniyorum. İşte yanımızda Tarık Bey maalesef onun tiyatroda izleyemedim. Ve oyuncu deyince işte yanımızda oyuncular. Genç kuşağı tabii ki. Gayet iyi. Gayet güzel oynuyorlar. Abi. Biz de onlardan bir şeyler çalıyoruz. Yani. Çok tatlısınız ya. Çok tatlısınız. Efendim gecenin ortasından bu yana konuştuk. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Çok sevgili dostlar, bu akşam büyük usta Tarık Ünlüoğlu'nu ağırladık. Bal Kaymak, bir kahvaltı filmi. Vakti zamanında bir aşk yaşanmış. Sonra falan filan olmuş. Bir yerden girersek filmin sonu gelebilir. Yunus Emre'nin notu 2,5'tan 3'tür benim için dedi. Ve devam etti. Testere Necmi'yi oynamıştım. Benim bile hayranlarım vardı. Biz 3 günde 100 sayfa çekiyoruz. Şaka gibi. Bu nasıl bir çalışma, nasıl bir sistem hala anlamış değilim dedi. Ve devam etti. Gündüz sıcağın dibi, gece soğuğun dibi. Ölüyoruz, yemek yok, ekmek yok. Eğitimli köpek dediler, yat diyorsun kalkıyor. Kalk diyorsun yatıyor. Ya ben böyle köpek görmedim. Sana da rol ver Mesut. Diyerek de bitirdim konuşmasını.
Sayın Sabine Tozia'yı ağırladık. Kendisi dedi ki vallahi beni nasıl buldular bilmiyorum. Direkt hareme çağırdılar. 5 sene oldu Türkiye'de. Hoş bulduk. İşte ben kaymak yapıyorum. Tarık da bal yapıyor. Sete geldim. Herkes Türkçe iyi konuşuyor. Geldim gittim uz dedim. Büyük ve küçük rol yok. Büyük ve küçük oyuncu var. Yapmadım isterim. Tabii kısmet olursa. Devam ediyoruz. Türkiye'de orada çok dublaj yapıyoruz. Türk dizilerine 1001 Gece'ye. Aa bir baktım başlamışım Türkçe konuşmaya. Hiç farkında değilim diyerek topladı. Parçadan bütüne siz toplayın gerisini. Sevgili Kenan Çoban konuğumuzdu bu akşam ve sevgili Kenan dedi ki vallahi büyük üstadlarımızdan çok şey öğrendim. Genelde hep sporcu olmak istemiştim. Antalya'da halı saha işletiyordum. İstanbul'a gelince bir oyunculuk fırsatı çıktı. Şimdi futbol oynayamıyoruz. Sakatlık çıkar diye. Sporu bırakınca 12 kilo zayıfladım. Sürekli spor yapıyordum. Genelde yüzüyor, tekvando yapıyor, futbol oynuyordum. Ben hiç konuşmuyorum. Asker karakterini oynuyorum filmde. Hiç konuşmadan filmi bitiriyorum. 15 yıldır bu katıldığım ikinci programım hayırlı uğurlu olsun diyerek bitirdi. Sevgili Yunus Emre Yıldırmer konuğumuzdu ve Yunus Emre dedi ki annem hafta sonları bizi tiyatroya götürürdü. Yetkin Dikinciler abiyi orada gördüm. Shakespeare'in Kısasa Kısas oyununu izlemiştim. Nerede abi? Ben gidiyorum. Tarık abi not veriyor musun bana? Dedi ve devam etti. Bizim için çok büyük bir şans bir kere. Benim şansım da çok büyük. Üstadlarla çalışıyor olmak. Onların hayat hikayeleri bile bize yeter dedi. Ve devam etti. Oyunculuk sürekli öğrenmeye açık bir alan. Hatırla sevgili de 16 bölüm oynadım. Abi güldürler beni yakınım yok. Dublaj bir de. Ah neyse diyerek de bitirdi. Çok teşekkür ediyorum. Bal Kaymak 18 Mayıs'ta Vizyon'da kaçırmamanız gerekiyor. Sadece Bal Kaymağı değil Edo'yu da. Edo diyoruz biz kısaca aramızda. Edo'yu da kaçırma. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Tüm bu yüceliğinizle geldiniz. Şenlendiriyoruz. Estağfurullah. Efendim yarın akşam yine birbirinden değerli konuklarla birlikte olacağız. Hoşçakalın.